Herkese merhaba. Ben Gebze Teknik Üniversitesi IEEE Kulübü Computer Society Komitesi Sekreteri Hazal Şeşen. Computer Society Komitesi olarak bilgisayar biliminin en sevilen alanlarından biri olan şifre bilimi, yani kriptoloji ile ilgili bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğimizde alanında uzman olan ve kriptoloji ile ilgili TÜBİTAK içerik üreten Sayın Çetin Kayakoç hocamız sizlere rehberlik ederek kriptolojinin geçmişten bugüne olan serüveninden bahsedecek. Çetin Hocam, bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz için biraz kendinizden ve kriptoloji alanına uzanan akademik hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tamam, ben konuşmaya başlayayım. Konuşmada yapacağım onu zaten. Buyurun hocam. Artık ekran benim, değil mi? Tamam. Evet. Şimdi birincisi, bugün 15 Mayıs. Bugün benim oğlumun doğum günü. Aslında bu konuşmayı kabul etme nedenim de o. Artık böyle konuşmalara pek fazla vaktim olmuyor. Çünkü vaktimi çok alan bir projenin içerisindeyim. Ama bugün onun doğum günü olduğu için, o da 24 yaşına henüz başladığı için, bu benim oğlum Murat. Onun doğum günü hatırına ve bu konuşmayı da ona ithaf ederek başlayayım. Eminim aranızda birçok kişi 24 yaşın birazcık altında, birazcık üstündedir. Hepinize doğum günlerinizde Happy birthday demiş de olayım bu arada. Şimdi arkadaşlar, ben size bu konuşmayı ilk defa yapıyorum. İlk defa hazırladım. Öyle bir konuşmayı uzun zamandır hazırlamak istiyordum. Çünkü gerçekten nereden geldik, nereye gidiyoruz görmemiz de fayda var. Burada bir timeline göreceksiniz ekranda. Ekrandaki bu timeline, tabii YouTube biraz birkaç saniye geç başlıyor. Şimdi gözüküyor. Ekrandaki bu timeline eksi 3000'den diyelim veya eksi 15.000'den, eğer Göbekli Tepe'yi de dikkate alırsak, bugüne kadar bir timeline. İnsanoğlunun yazıyı önce bir semboller grubu olarak, daha sonra lingüistik bir anlam ona vererek yazıyı bulmasını herhalde eksi 3000'e falan götürüyoruz. Eksi 3500'e. Mezopotamya'da erken kayıtları orada bulduk. Etiyopya'daki insan kayıtlarında yazıya benzeyen bir şey bile göremiyoruz. Ancak tabii insanoğlu, daha doğrusu dünya, 5 tane extinction safhasından geçti. Yani bir sürü kayıt resmen pulverize oldu. Yani dolayısıyla çok çok ileride arkeolojinin biraz daha böyle forensik bilimi olmasıyla, daha işte genetik düzeyde bir takım çalışmalar yapmasıyla başka şeyler de öğreneceğiz. Belki de yazdığı çok daha önceden biliyorduk. Ancak biz bildiğimiz sayıyla kendimizi sınırlayalım. İşte eksi 3000'de yazıyla başlıyor. Ondan sonra bir yerlerde kriptografi, encryption ya da şifreleme giriyor ve ondan sonra bir tarih söz konusu. Şimdi ondan bahsedeceğim size. Konuşmanın 34 tane slaytı var. Slaytların hepsi İngilizce ama ben Türkçe konuşacağım. Arkadaşlar, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördüm ama doktoramı ABD'de, Kaliforniya'da, University of California Santa Barbara kampüsünde aldım. Amerika'da 3 tane üniversitede çalıştım. Birisinin adını yazmadım. Orada 4 yıl vardım. Oregon State'de en uzun zaman orada geçirdim. 13-15 yıl falan. Niye 13-15? Tam 13 ya da tam 15 olması gerekmez mi? İşte arada sabbatical'larla başka yerlere gittiğim için onları sayayım mı saymayayım mı? O yüzden 13-15. Son 12 senedir, 13 senedir de mezun olduğum okuldayım. Türkiye'de, Almanya'da, İtalya'da ve Çin'de visiting profesör, bir ziyaretçi profesör kadrolarım var. Türkiye'de biraz daha çok vakit geçiriyorum doğal olarak. Ben kriptografi konusunda
çok çalışma yaptım. ÖBD'ye gittiğimde doktoramla birlikte bu konu daha henüz gelişiyordu. Yani dolayısıyla ben de bir tarihim aslında. Public key kriptografi başlamıştı ama henüz onun için gereken donanım ve yazılım ortaya çıkmış değildi. Ben tam o zaman gittim. Gitmişim, planlamadım, bilemezdim. Bir uçağa atladım Lufthansa'yla. Gene doğum günümde, benim kendi şahsi doğum günümde 23 Ocak günü San Francisco'ya vardım. İşte o zamandan beri burada da çalışıyorum. Dünyanın başka yerlerinde de çalışıyorum. Bir uluslararası bir konferansın kurucusuyum. Kendime ait bir uluslararası dergim var. Journal of Cryptographic Engineering diye. 10. senesini bitirdi. Siz IEEE ile uğraşan kişilersiniz. En azından bir kısmınız. En azından Hazal öyle galiba, sekreteri. IEEE Chapter'ın sekreteri sanıyorum. IEEE Fellow ödülü aldım. Bu aralar bir de ACM Fellow denilen bir ödülü de alıyorum. 5 tane kriptografi ile ilgili kitap yazdım. Bu ortada gördüğünüz kırmızı renkli, tam kırmızı kriptografik engineering denilen kitap Çince'ye çevriliyor. Çevrildi. Henüz yayınlanmadı mı bilmiyorum. Haziran'da orada olacağım. Öğrenirim. Bu arada bir iki tane matematikçi arkadaşımla birlikte yeni bir kriptografi kitabını da bu pandemi zamanında yazıp bitirdik. Gönderdik kitabı. Springer yayınlayacak. Partially Homomorphic Encryption. Bu da gene tarihle alakalı. Önümüzdeki diyelim ki zamanların kriptografisi üzerine çalışıyoruz. Benim şeyim bu. Akademik biyografi buna ibaret. Şimdi ne demiştim? Kriptografi büyük ihtimalle yazıyla aynı zamanda bulduk. Mesela bir takım gizli dernekler, bir takım dinci cult kültler, bir takım pseudoscientist, yani işte ne bileyim demiri altına dönüştüren simyacılar filan. Genellikle encryption kullanıp bu bilgileri saklamayı tercih ettiler. Ama zaman içerisinde bu konu tabii hükümetlerin ve orduların eline geçti. Daha çok onların işine yaradı. Diyelim ki bir hükümet, bir devlet başkanı ordusuna emir gönderecekse ve aradaki uzun vakitlerden dolayı genellikle atlı kuryeler falan gibi metotlarla gönderilen mesajlar şifreleniyordu. Bunu hem Doğu medeniyetleri hem de Batı medeniyetleri yaptı. Yani bir kişi bunu geliştirmedi, bir millet geliştirmedi. Her milletin bir katkısı var. Yani bizim İslami coğrafyada da çok önemli katkılar söz konusu. El Cezire'nin falan böyle bu kriptografiye olan merakı çok iyi biliniyor. Başkaları da var. Endülüs kaynaklı, İslami coğrafyadan Endülüs kaynaklı kriptografiyle, matematiğiyle uğraşan insanlar da var. İşte ilk 3-5 bin yıl böyle geçti. Nedir kriptografi? İki tane terim var. Onların nereden geldiğini size söyleyeyim. Bir terim kripto denilen, kript denilen terim. Bir de cipher, şifre dediğimiz şey cipher kelimesi. Bir de cipher var. Cipher kelimesiyle sıfır kelimesi aynı. Bu benim şeyim, teorim. Şimdiye kadar kimse bu teoriyi yok öyle değil ya filan demediği için elimde tutmaya devam edeceğim. Kript, Türkiye'de Efes'e giderseniz ya da Pamukkale'de hemen oradaki mezarlıklara, tarihi mezarlıklara giderseniz hem eski Yunan, eski antik Yunan hem de Bizans ve Roma diyelim daha doğrusu. Lahitler, taştan yapılmış lahitlerle şeyi koyuyordu. Lahitlerin içerisine çürümekte olan işte vücut konuyordu. O lahite kript deniyor. Yani kript yapmak demek, erişilemeyecek bir hale getirmek demek. O kriptin, lahitin içine koyuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz, işte karga marga gelip yemiyor filan. Yani biraz daha ölümü olan saygımızdan dolayı. Bütün bu terimler to encrypt, to decrypt, encryption, decryption, encryption algorithm, decryption algorithm, cryptography, cryptanalysis,
kriptoloji hep onlar kripten gelme. Ama cipher kelimesi de çok kullanılıyor ve hala kullanılıyor. Bugün ben de kullanıyorum. To encipher, yani şifreleme, to decipher. Cipher text'i çok kullanıyoruz, şifreli mesaj. Plain text de açık mesaj. Başka bir terim daha var, onu kullanmayın. Informal bir terim, kodlamak, coding, encoding, decoding filan gibi. Bu encode, decode daha çok error correcting codes, hatayı düzelten kodlardan geliyor. Kodlar teorisi diye başka bir konu var. Kodlar teorisinin amacı ve özelliği, içeriği dolayısıyla şifrelemeden farklı. Ama ilginç bir şekilde çok benzeri bir matematiği kullanıyor. Fakat gene de farklı. Sadece biraz benziyor, o kadar. Nedir kriptografinin amacı? Amacı confidentiality, yani gizliliği sağlamak. İki kişi arasında haberleşme gizliliğini sağlamak ya da bir kişinin elindeki bilgiyi bir yere yazıp bundan sonra tekrar okuması. Yani işte bir objeyle, bir sistemle bir insanın haberleşmesini sağlamak, bunu yapmak için. Aradaki kanalın güvensiz olduğunu düşünüyoruz. Orada adversary dediğimiz birisi duruyor. Yani bizim adversary düşman demenin hani nazikçesi. Yani bunu enemy de diye dersiniz ama enemy çok böyle hoş bir terim değil bilimsel terimlerde, bilimsel yayınlarda kullanmak için. Ne yapıyor? Gönderici göndermesi gereken bilgiyi şifreliyor. Bunun için bir anahtar kullanıyor. Anahtarla şifrelenmiş bilgiyi gönderiyor. Karşı taraf anahtarla şifrelenmiş bilgiyi alıyor, onu deşifre ediyor. Türkçesi istemiyorum deşifre kelimesini. Decrypt ediyor. Şimdi ama onun için anahtara ihtiyacı var. O anahtar bilmeden olmaz. Hani gönderici ile alıcının daha önceden anahtarı paylaşmış olması gerekiyordu. Onun için özel bir kanal açılıyor. Güvenli kanal. Secure channel diyorum ya şu yukarıda. Bu secure channel güvenli kanaldan anahtar gönderiliyor. O zaman birazcık problemde bir miktar çelişki çıkıyor ortaya veya çözümde. Madem güvenli kanal vardı, bilgiyi de oradan gönderseydin. O kadar basit değil. O güvenli kanal pahalı. Mesela bir kere açabiliyorsun, kısa bir süre için açabiliyorsun. Ama güvensiz kanal daha ucuz, daha hızlı kullanılabiliyor, daha iyi çalışıyor. Sadece güvensiz. Genellikle böyle olur. Yani iki özelliği de hem güvenli olsun hem de ucuz olsun, bunu sağlamak zor biraz. Hem de hızlı olsun, bunu sağlamak zor. Dolayısıyla önceden kısa bir süre için güvenli kanal açılıp karşı tarafa anahtar gönderiliyor. Şimdi bu kısa bir süre işte mesela kurye götürüyor anahtarı. Yani resmen bir tane bond çantanın içerisine anahtarlar dolduruluyor, kapatılıyor, kilitleniyor. Kuryenin koluna kelepçeleniyor, kuryenin etrafına 3-4 tane bodyguard konuyor. O bodyguardların etrafına 3-4 tane başka bodyguard konuluyor ve bunlar bir uçağa biniyor. Uçağın etrafında bodyguardlar var. Anlatabiliyor muyum? Bodyguard uçaklar var. Güvenliği sağlaman lazım. Çünkü her şey orada yatıyor. O anahtarın güvenliğinde yatıyor. O yüzden bu -3000'den diyelim ki değil. Tam manasıyla 1948'e kadar diyeceğim bu. 1948 yılı çok önemli. -3000'den 1948'e kadar çok sayıda şifreleme algoritması bulundu. Bunlar genellikle yazı bazlı şifreleme algoritması. Hatta yazıyı da boşver, harf bazlı. Tek tek harfleri şifreliyoruz. Ben gittim Wikipedia'ya baktım, çıkarmışlar. Eskiden 250 tane algoritma vardı. Bakın burada algoritma isimleri var. Alberti, Enigma, Visioner, mesela Playfair, Affine, AutoKey, Buford, Caesar, Chaos Cipher. Bunlar ben ne olduklarının çoğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum çünkü bu problem, bu chapter kapatıldı. Yalnız bir tanesinden size bahsedeyim çünkü çok ilginç bir algoritma.
Vijener Cypher diyoruz artık diyelim ama bunu Vijener falan bulmadı. Vijener bir diplomat ve kriptograferdi. 1500 yıllarında Fransa'da yaşıyor. Genellikle bu Vijener Cypher ondan önce de bulunmuş. Kim bulmuş bilmiyoruz açıkçası. Büyük ihtimalle Endülüs'ten birileri bulmuştur. Çünkü gerçekten de Avrupa'ya Rönesans bilimini Endülüs getirmişti. Şimdi Vijener de buluyor, başkaları da buluyor. Vijener'i bilmeyen başkaları da buluyor. Ve dolayısıyla çok fazla popüler, ikide bir keşfedilen bir şey. Çünkü anlaması çok kolay, uygulaması çok kolay. Ve böyle hiç konudan habersiz insanlar için ya bunu kırmak imkansız falan gibi gözüküyor. O yüzden çok popüler. Hatta ona bir özel bir isim de koymuşlar Fransızca. Fransızcasını söylemeye çalışmayayım. Indecipherable, yani çözülemez şifre. Indecipherable şifreymiş. O kadar. Nasıl çalışıyor? Bir tane kısa bir anahtar kelime seçiyorsun. Bu işte sizin anahtar dediğimiz şeyler bu. Mesela ben herbalist seçtim. Kısa olması lazım. Çünkü hatırlaması kolay olması lazım. Çünkü işte mesajı alacak olan kişiyi de sen de bilmek zorundasın. Mod 26 aritmetik yapıyorsunuz. Çünkü İngilizce'de mod 26. Türkçe olsaydı mod 29. Rusça olsaydı mod 31. 26 tane harf var İngilizce'de. Mesajınızı yazıyorsunuz. Physicist at UCSB are studying quantum entanglement. Bu sizin mesajınız. Bunun altına herbalist'i sürekli bir şekilde durmadan yazıyorsunuz. Bu mesajın uzunluğu kadar herbalist tekrar ediliyor. Herbalist bitiyor, gene herbalist yazılıyor, gene herbalist gene yazılıyor. Herbalist her yerde yazılmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Her yerde var. Sonra harf harf ekliyorsunuz. Mesela P harfini, H harfini ekliyorsunuz. Bu şu demek. P'nin bir alfabedeki yeri var. 0 ile 25 arasında bir sayı. H'nin de alfabede bir yeri var. P'nin yeri tam 15. harf olması. H da 7. H harfi de 7. harf. 15 ile 7'yi topluyorsunuz ama bu toplamaları mod 26 yapmak zorundasınız. Çünkü topladığınız zaman sonucun 26'dan büyük olması sizin alfabenin sonuna geldiğinizi artık tekrar başa dönmeniz gerektiğini size ima ediyor. 22 harfi de W. Dolayısıyla P ile H'yi topladım, W'yu buldum. Görüyor musun? P ile H'nin toplamı W. Başka bir yerde P ile H olsaydı hayret bir şey, başka bir tane bile P yok. Mesela U harfini alayım. U ile B'nin toplamı V. Ama U ile bak bir daha aynı şekilde. U ile B bir daha çıkmış. O gene V. Yani şifreyle, şifre harfiyle sizin mesajınızın harfi aynıysa hep şifreli mesaj da aynı olur. Böyle bir şey bu. Dolayısıyla gönderilen mesaj şu altta üçüncü mesaj. Yani sizden alacak kişi bu mesajı alıyor. Şimdi bu çok kolay uygulaması. Hemen elle yapılabiliyor. Kısa bir mesaj yazabilirsiniz. Dolayısıyla çok böyle popüler bir algoritma. Fakat arkadaşlar bütün bu algoritmalar aslında bunlarla ilgili genel bir teorimiz var. Şimdi bu teorinin içerisinde bir adamın yerini ayırt etmek lazım. August Kirchhoff. Bu vatandaş Dutch, yani Hollandalı. Bir linguist. Bu da enteresan bir şey. Eskiden kriptografi biraz hani linguistlerin, yani filoloji mi demek lazım? Linguistlerin çalışmaları, dil bilimi çalışmaları. Çünkü hep böyle dille ilgili gibi gözüküyor. Ama bugün kriptografi, kriptoloji, bilgisayar mühendislerinin, elektronik mühendislerinin, matematikçilerin çalışmalarını, lingüistlerin burada adı falan geçmiyor. Çünkü Shannon o kapıyı kapadı artık. Kirchhoff'un şöyle bir prensibi var. Kirchhoff diyor ki algoritmayı uzun süre saklayamazsınız. Mesela şu algoritma Vijener Cypher. Algoritmayla kastım bir anahtarın seçilip anahtarın sürekli bir şekilde tekrar edilip mesajın üstü anahtar tekrarlı anahtarın alta yazılması, akabinde toplanması algoritma bu. Metot. Burada açıklanan metot algoritma. Bunu fazla saklayamazsınız. Saklamanız gereken şey anahtar. Yani herbalist'i saklayabilirsiniz. Çünkü herbalist'i değiştirme imkanınız var. Anahtarı değiştiremezsiniz.
kolay kolay değiştiremezsiniz. Dolayısıyla böyle evde pişirilmiş anahtarlar kullanmak doğru değil. Dolayısıyla ben öyle bir algoritma buldum anahtarı, kimse algoritmayı bilmedikleri için anahtarı bilseler bile. Bunlar çok saçma fikirler. Bunlar yürümüyor. Bunların nedenini anlamasa bile Keşo böyle bir prensibin olması gerektiğini fark etti. Harika. O yüzden Keşof'a bu krediyi verelim. Diyoruz ki algoritmanın bilinmiyor olmasına güvenemeyiz. Bilinmemesine güvenmeyelim. Sadece anahtarı gizli tutalım. Bu kriptografide önemli bir kural. Dolayısıyla ben şimdi getirdim. Bütün hemen hemen tarihsel 4-5 bin yıllık kriptografiyi 15 dakikada özetledim size. Şimdi bir adamın yeri önemli. Adı Claude Shannon. Claude Shannon 2001 yılında vefat etti. MIT'de hocaydı. Çok ilginç bir adamdır. İnformasyon teorisinin babası diye bilinir. İki tane çok önemli makale yazmıştır. Bir tanesi informasyon teorisiyle, diğeri de kriptografiyle ilgili. Bizi kriptografi makalesi ilgilendiriyor. 1948 tarihli Communication Theory of Secrecy Systems. Ve Shannon burada tek bir teoriyle bütün klasik kriptografik algoritmalarının kavramlarının tek bir kavrama indirgendiğini gördü, açıkladı. Buna biz perfect secrecy diyoruz. Ve böylece klasik kriptografi tarihini kapattı. Shannon gerçekten çok ilginç bir adam. Shannon'ın lisans tezi de çok, yüksek lisans tezi de çok önemli. Digital logic design'ın teorisini ortaya koydu. Boolean algebra kullanarak, dijital kayıtlar kullanarak dijital problemler nasıl çözülür? Bunu gösterdi. Bakın Shannon o kadar ilginç bir adam ki Shannon şu makineyi yaptı. Bu makineyi görmüş müydünüz? Bakın bu bir kutu. Bu kutu bekleyeyim YouTube'da çıksın. Çünkü YouTube daha sonra çıkacak nasıl olsa fark etmez. Ama orada da görmek hoşuma gidiyor. Bu kutu Shannon'un fikri. Gördüğünüz gibi kapalı bir kutu. İçerisinde bir şey var. Üstünde de bir anahtarı var. Anahtara dokunduğunuzda kutu çalışıyor. Çalışıyor da ne yapıyor? Bakın bunu yapıyor. Ne yaptı? Çalışınca içerisinden bir kol çıkıyor. O açma kapama anahtarını kapatıyor. Yani bu klasik bir nedir bu? Kendi kendini durduran makina. Bu Shannon'ın fikriydi. Shannon gerçekten çok ilginç bir adamdı. Olağanüstü ilginç bir adamdı. Ama şimdi bizim için onun önemi şu arkadaşlar. Shannon perfect secrecy'yi icat etti. Perfect secrecy nedir? Bir tek grafla açıklayayım. Elinizde klasik şifreleme algoritmayla ilgilendiğimiz için elimizde harfler var. Nasıl vijener harfleri şifreliyorsa bir klasik kriptografik algoritması harfleri şifreliyor. Her bir harfi bir anahtarla başka bir harfe götürüyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok zaman geçmedi. P harfini bir anahtarla W'ye götürdü. S harfini başka bir anahtarla Z'ye götürdü. U harfini B anahtarıyla V'ye götürdü. Yani böyle bir bipartite map var. Bir graph var, bu bir mapping. Şimdi burada bunlar mebiri kabirle cebire götürüyor. İşte efendim M2'yi başka bir anahtarla cebire, daha başka bir anahtarla C2, daha başka bir anahtarla C3'e götürüyoruz vesaire. Yalnız şöyle bir konu söz konusu. Mesajların bir probability'si var. Yani her bir mesaj harfinin belirme ihtimali var. Şimdi mesela bu İngilizce'de şöyle oluyor. İngilizce'de E harfi Z harfinden daha çok belirir. Şu kısa mesajda bile E harfi birkaç kere var. 1, 2, 3, 4 defa tekrar ediyor. Z harfi yok. P harfi bir tane var.
E'den sonra en çok tekrar eden harf İngilizce'de T'dir. Mesela T'leri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane de, 5 tane de T varmış. Şimdi dolayısıyla mesajların bir probability'leri var. Anahtarların probability'leri var her bir algoritma için. Dolayısıyla şifreli mesajların da bir probability'si var. Bunun perfect ikisiyle kastedilen şey şu. Anahtarların probability'si eğer uniform ise şifrelerin probability'si de uniform olur. Mesajların probability'si uniform olmasa bile. Yani bu Necip icat etti ve bu bize birçok algoritmayı güvensiz, güvensiz, güvensiz diye atmamıza neden oluyor. Dolayısıyla neyi sağlıyor? Bir çeşit elimize böyle bir neşter veriyor. Doğruyla yanlışı ayırt edebiliyoruz. Bu kelimeyi duymuş muydunuz? Occam's razor diye. Bir felsefi bir terimdir. Yani bir neşter var elimizde. Occam'ın neşteri. Doğrularla yanlışları ayırt etmenin yolu bu bipartite grafiği çizmek, o algoritmak için anlamak. Onu anlayınca bu algoritmayla ilgili söyleyebileceğiniz her şeyi söylemiş oluyorsunuz. 1948 kapandı. Bu kadar. Şimdi in principle, genel olarak şunu yapmak lazım gerekiyor. Bir kriptografik algoritmadan birisi bahsedince sadece Shannon'ın teorisi yetmiyor bize. Algoritmayı anlamamız lazım. Algoritmanın input, output, encoding'ini bilmemiz lazım. İngilizce mi kullanıyor, Rusça mı kullanıyor, harfler nasıl temsil ediliyor? Bakın ben ne demiştim? İngilizce'deki harfler, mesela büyük harfleri alayım ben. Harfleri 0 ile 25 arasındaki sayılara denk getiriyorum. Bu bir encoding metodudur arkadaşlar. Encode ediyoruz. A'yı 0 diye encode ediyoruz. P'yi 22 diye encode ediyoruz. H'yı 7 diye encode ediyoruz filan. Encryption algoritması var, decryption algoritması var. Visioner'de ben decryption'dan bahsetmedim. Çünkü çok kolay. Decryption için encrypted text'in altına gene keyword'u tekrar ederek yazarsanız, gene toplamalar yaparsanız bulursunuz. Bu toplamaları negatif, yani eksi çıkarmalar olarak yapmanız lazım, o kadar. Encryption algoritması var, decryption algoritması var. Bir de burada açıklayacak vaktim yok. Şifrem algoritmaları block cipher olabiliyor, stream cipher olabiliyor. Yani bugün artık YouTube çağında yaşıyoruz. Stream'in ne olduğunu herkes öğrendi. Block cipher mesajı block şifreler. Stream cipher da mesajı geldikçe şifreler. Streaming algoritmaları o yüzden daha çok istenir, beğenilir. Özellikle hızlı akan networklarda streaming olmasını isteriz. Block beklemek istemeyiz. Hem input'un hem output'un büyüklüğü önemlidir. Bakın mesela bu visioner algoritmasında bu büyüklük 26'dır. Çünkü 26 tane farklı harfin vardır. Bunlar senin input space'in. 26 tane farklı da şifreli mesajın vardır, harfin vardır. Bu da senin output sayısın. Anahtarlar söz konusu. Bakın bu şeyde anahtarımız herbalist'ti. Herbalist 3, 6, 9 harfli. Bu anahtarın uzunluğunu gösteriyor. 9 harfli İngilizce'de kaç tane harf var? Kaç tane kelime var? Tek bir kelime olması gerekmez. İki kelimeyi ulayabilip başka kelimeler de yapabilirsiniz. Ama her birisinin 26 tane ihtimali olduğu için 26'nın, değil mi? 9 tane olursa 26'nın 9. power'ı kadar anahtar oluyor elimizde. Bunlar farklı anahtarlar. Bu kadar çok anahtarımız oluyor. Anahtarlar bilgisi çok önemli. Çünkü ne kadar çok anahtarınız olursa düşmanın elinde, düşman demeyecektim, adversary diyecektim. Adversary'nin elinde o anahtarları denemek için imkanlar oldukça sizin güvenliğiniz azalacak. Dolayısıyla böyle donanım, yazılım, performans gibi konulara bakmamız lazım. Daha da önemlisi kriptanalize bakmamız lazım. Kriptoanaliz bir kriptografik algoritmada bir zayıflık görüp o zayıflığı kullanıp
anahtarı bulmadan veya anahtarı hızlı bir şekilde bularak şifreli mesajları çözmek demek. Yani nasıl bir kriptografer mesajı veya kanalı güvenli hale getirmeye gerek çalışıyorsa, kriptanalist de onun adversary'si, matematiksel adversary, o adversary de o güvenliği yok etmeye çalışıyor. Onun görevi de kriptanalist. İkisi de kriptografer aslında. Bir tanesi kırmakla, diğeri de yapmakla meşgul. Dolayısıyla bizim elimizde böyle bir takım senaryolar beliriyor. Yani burada bir miktar azıcık teknik olmak durumundayım. O da şu. Varsayabilirsiniz ki sizin elinizde sadece şifreli mesajlar var. Daha aşağısını varsaymanız doğru değil. Yani şöyle bir şey yok. Algoritmayı biliyorum. Bakın, algoritmayı bilmiyorum demeyeceksiniz. Sebebi Kirchhoff. Yani 200 sene önce adam bize açıklamış bunu. Eninde sonunda algoritma öğrenir. Şifreli mesajı bilmiyorsanız elinizde hiçbir şey yoktur. Bir kriptanalist problemi içinde değiliz. Başka bir problem içindeyiz. O problemi çözmemiz lazım. Gidin bana şifreli mesaj getirin. İşiniz gücünüz de sizin. Herkes şifreli mesaj işte efendim wireless ortamlardan ya da efendim kablolu ortamlardan o şifreli mesajları alın, kaydedin, bana getirin. Dolayısıyla bütün bu şifreli mesajların istediğiniz kadar şifreli mesaj elde edebileceğimizi varsaymamız lazım. Bu minimum varsayımdır. Bundan aşağısını varsaymak doğru değil. Algoritmayı biliyor düşman, bütün şifreli mesajları biliyor. Şimdi şifreli mesajları bilerek anahtarı bulabilir mi? İlginç bir problem. Problem bu zaten. İkinci bir senaryo da birkaç tane şifresiz mesajı ve karşılık gelen şifreli mesajları da biliyor. Mesela bir mektubun içerisinde tarih vardır. 15 Mayıs 2021. Tarihi biliyoruz. Mektup bugün ele geçirdik. Mektup bugün gönderildi. Tarih yazan kısmında şifreli bir mesaj gözüküyor ama o herhalde 15 Mayıs 2021'dir diyebiliriz. O kadarını biliyoruz. Az miktarda şifreli, şifresiz ve şifreli mesaj biliyoruz. Bazen de özel durumlarda bunları şimdi anlamanız güç olabilir. Public key kriptografi bilmek lazım. Seçebiliyorsunuz neyi bilebileceğinizi. Çok saçma geliyor. O zaman şunu seçerim, hepsini seçerim dersiniz ama öyle değil. Küçük bir kümeyi seçebiliyorsunuz mesela. Küçük bir şifresiz mesajlar seçebiliyorsunuz veya küçük bir şifreli mesaj seçebiliyorsunuz ve karşılık gelen şifreli veya şifresiz mesajları elde edebiliyorsunuz. Böyle bir takım senaryolar söz konusu. Ama en çok karşılaştığımız senaryo ciphertext only. İkinci karşılaştığımız senaryo da non-plain text. Bu kavramlar ışığı altında kırmaya çalışıyoruz. Kırmak ne demek? Anahtarı bulmak demek. Yani mesela dönelim Vijener'e. Bu şifreli mesajları ben elde etmişsem anahtarında 9 harfli olmayabilir, 8 de olabilir, 14 de olabilir ama herhalde en az bir 5 harflidir, en fazla bir 20 harflidir. Bu bilgiler dahilinde ben şifreli mesajları üzerinde çalışarak, deneyerek bulabilir miyim? Herbalist'i. Cevap. Evet, bulabilirsin. Exhaustive key search yapman lazım. Bütün farklı keyleri denemen lazım. Bakın, bütün farklı keylerin sayısını size 9 harfli sayısını yazdım. 26'nın 9. kuvveti. Bu kadar çok fazla anahtarı denemeniz lazım. Bakın 26'nın 9. kuvveti şu sayı. Benim matematikte koştuğum zaman koşmak istemiyor. Bakın kaç rakamlı? 3, 6, 9, 12, 13 rakamlı bir sayı. Bu kadar denemeniz lazım. Diyelim ki bir tane deneme size bir mikrosaniyeye mal oldu. Bir mikrosaniye 10 üzeri -6 saniye demek. Kaç gün sürer bu? Bir günde 24 tane saat, 60 tane dakika, 60 tane
saniye var. Bu kadar. Bunu burada sayıyı biraz daha yuvarlayayım. 62 gün sürer. Vijenere'yi kırmanız, 9 harfli bir vijenere'yi kırmak, bir mesajı bir mikrosaniyede deneme metoduyla 62 günde bulursunuz. Yani laptopunuzu evde bırakırsınız, programlarsınız, o bütün anahtarları dener. Siz 62 gün o laptopa dokunmazsanız geri döndüğünüzde bulmuş olacaktır. Buna exhaustive key search deniyor. Bir laptop yerine iki laptop kullanırsanız 31 günde. Üç laptop kullanırsanız 21 günde. Değil mi? Dolayısıyla sizin elinizdeki hesaplama gücü kadar gücünüz var. Bütün şifreler kırılabilir bu metotlarla. Yeter ki elinizdeki hesaplama gücü yeteri kadar yoğun olabilsin. Ama denemeden önce matematiksel bir takım yaklaşımlarla, yaratıcılığınızla aramanız gereken anahtarların sayısını azaltabilirsiniz. Mesela 9 harfli bütün kelimeleri denerken aslında çok da iyi etmiyorum. Niçin? Çünkü bir sürü 9 harfli değil mi? Bir sürü 9 harfli kelime var. Böyle bir kelimenin anahtar olarak kullanma ihtimali azdır. Çünkü akılda kalması zordur. Düşman da senin gibi bir insan. O yüzden düşman herbalist diye tekrar etmiş, kullanmış. Herbalist kullanmamışsa bile ne bileyim düşman sunny weather kullanmıştır. Ya da düşman rainy day diye bir anahtar kullanmıştır. Yani düşman İngilizce sözlükten almıştır şeyleri, bu harfleri. Şimdi azıcık düşünürseniz, o zaman benim böyle saçma sapan harfleri, mesela bu 26 üzeri 9'u denerken şunu da deniyorum. 9 tane A harfini de deniyorum. Bunun şifre olma ihtimali çok az. Bunu herhalde şifre diye seçmezler. O yüzden ben böyle bir search yapmayayım. 9 harfli bütün kelimeleri anlamlı anlamsız aratmayayım, anlamlı kelimeleri aratayım derseniz, demeniz lazım. Benim bildiğim İngilizce'de 250 bin kelime var arkadaşlar. Bütün kelimeleri deneyin. İngilizce'deki bütün kelimeleri deneyin. Söz İngilizce sözlüğü programlayın, bir yere koyun. İstiyorsanız ikili harfleri de kullanın. Mesela sunny weather, weather sunny. Bunları da ilave edin. 250 bin olmasın, 1 milyon tane olsun. 1 milyon İngilizce kelimeyi denemek istersen, bakın zaman o kadar az ki mikrosaniye olarak mikrosaniye bile değil. Zamanı gün bile değil. Dakika bile değil. Biliyor musun? Bunları şu ikisini çarpayım. Zamanı resmen şuraya bir sıfır koyayım. Şuraya koymam lazım. Bu çarpmayı yanlış yapıyordum, pardon. Şurayı düzeltiyorum arkadaşlar, müsaadenizle. Şöyle. Bakın bu kadar gün. Bu kadar gün mü? Bu ne kadar gün demek peki? Ne kadar dakika demek? Bu kadar dakika, bu kadar dakikadan bile daha az. Mesela bu kadar şeyi nedir? Saniyeye, ondan sonra dakikaya böleyim. Saate böleyim. Daha az değil mi? Bu kadar. Yani ona inanılmaz bir zamanda, olağanüstü az bir zamanda ben bunu bulmuş olacağım. Yani bu aslında bizim en çok üzerinde çalışmamız gereken bu olmalı. Yani yoksa bana para ve daha büyük bir bilgisayar satın alacağım çok akıllıca bir çözüm yolu değil. Ama en akıllıca çözüm yolu ne biliyor musunuz? Quantum computer. Şimdi quantum computer nedir? Quantum bilgisayar dünyada 8-10 tane projesi olan, donanım olarak projesi olan 20'ye yakın, belki de 50'ye yakın firmanın üzerinde çalıştığı bir bilgisayar sistemi. Kuantum fiziği prensiplerine göre çalışıyor. Bunun özelliği bu denemelerin sayısını
klasik bilgisayarlar gibi onların üzerinde hesaplamak doğru değil. O kendisi bütün denemeleri çok daha az sayıda adımda yapabiliyor. Kuantum özellikleri dolayısıyla. Dolayısıyla bizim exhaustive research ile ya kuantum bilgisayar ya da matematiksel yaratıcılık ya da ikisi de bizde yoksa, kuantum bilgisayarın zaten yok. 50 bitlik var aslında. Yani bugün birkaç milyon dolar verip 50 bitlik bir kuantum bilgisayar alabiliriz galiba. 50 almazsak da 20 bit alabiliriz. Ya da işte dijital kompüterler, dijital kompüter tarlaları, kocaman data center'leri kullanarak bunları yapabiliriz. Bunları bu şekilde kırmamız mümkün. Ama her zaman böyle bir soru sorulur. Sorulması da doğrudur. Peki bütün bu cipher'ların hepsi kırılıyor mu hocam? Yani gerçekten bütün kriptografik algoritmaları kırmak mümkün mü? Hiç kırılmayan, istediğiniz kadar kaynağınız elinde olur, bilgisayarınız elinde olursa olsun, kıramayacağınız bir var mı? Böyle bir algoritma var arkadaşlar. Adı Vernon Cipher. Yine bulan bir Amerika matematikçiden, doğrusu mühendisten dolayı. Başka bir isim de One Time Pad. Böyle bir algoritma gerçekten var ama çok faydalı kullanılabilecek bir algoritma diye. Çünkü anahtarla ilgili sıkıntısı var bunun. Dolayısıyla bu algoritmanın varlığıyla yokluğu bir aslında. Var da işe yaramıyor. Bu bize aslında bir küçük bir iş zaman kaynağı olabilir. Görüyorsunuz yani bütün algoritmalar için onlarla ilgili Shannon'ın teorilerine bakmak, algoritmanın özelliklerine bakmak, gereken donanımı bir araya getirmek çok ilginç bir tarihçe var kriptanaliz için. Yani bir kriptografik algoritmayı kırmak demek gerçekten çok büyük bir şey getirir. Yani ün getirir insana. Yani kolay kolay yapılan işler değil. Kırma metotları ile ilgili çalışmalar gerçekten çok ilginç. Yani bir takım insanlar çok kısa bir sürede akademik komünite tarafından tanınabiliyor. Okey, güzel. Geldik 1975'e. 1948 ile 1975 arasında ne oldu? Şu oldu. Shannon'la birlikte çok daha iyi kriptografik algoritmalar tasarladık. Klasik algoritmaları emekli ettik. Klasiklerin içerisinden işe yarayanlar veya onların üzerine dayanarak daha yeni, daha sağlam algoritmalar bulduk ve bu algoritmaları özellikle bankacılık endüstrisine verdik. Çünkü ABD bankalarıyla Avrupa bankaları ve Asya bankaları konuşmak istiyordu. Şifreli konuşması lazım. Denizlerin altından kablolar geçirildi ve bu kablolardan şifreli mesajlar aktı. Böyle bir dünya kuruldu. Niçin? Artık kriptografi biliyoruz. 1975'e kadar geldik. 1975'te yeni bir kripto bulundu arkadaşlar. Public key kriptografi deniyoruz. Bunu bulan insanlar 1975 ve 76'nın işte normal dönem içi yaz aylarında filan adı geçen insanlar. Stanford'da Merkle, Ralph Merkle, Martin Hellman, Whit Diffie, MIT'de de Ron Rivers, Adi Shamir ve Len Edelman. Bu metotların detayına giremeyeceğim ama şifrelemek işi biraz değiştirildi. Öyle ki encryption işiyle decryption işi birbirinden ayrıldı. Encryption için bir anahtar kullanıldı, decryption için başka bir anahtar kullanıldı ve bu iki anahtar birbirinin aynısı değil. Bütün klasik kriptografi algoritmada iki anahtar, encryption algoritması ile decryption algoritmasının anahtarları birbirinin aynısı. Public key kriptografide encryption algoritması herkes tarafından bilinebiliyor. İlginçtir. Herkes şifreleyebilir. Ama sadece bir kişi o anahtarın sahibi o şifreyi açabiliyor. Dolayısıyla bir anahtar public, diğer anahtar private. Public anahtarı biliyorsunuz zaten, üzerinde fazla düşünmenize gerek yok. Herkes biliyor. Ama private anahtarı public anahtara bakıp da anlayamazsınız. Yani böyle elinizde private anahtarı public anahtardan üretecek bir metot olamıyor.
Bunun metodolojisi de bu. Dolayısıyla ilginç bir, daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Daha ilk, benim ilk resimde gösterdiğim A ile B, sender receiver konuşmasından artık bahsetmiyoruz. Birçok sender var, bir tane receiver var. Mesela bu tam işte elektronik ticaret modeli bu. Birçok müşteri var, bir elektronik ticaret sitesi var. Herkes şifreli mesajlarını ona gönderiyor. Neyi şifreliyor? Kredi kartı bilgilerini şifreliyor, adını, adresini şifreliyor. O site ise onları açabiliyor. Site daha önceden public key directory denilen bir yerde anahtarını koymuş. Mesela diyeceksiniz hocam, o zaman Amazon.com'un anahtarı nerede? Browser'ınızın içinde. Arkadaşlar, o public key directory sizin kullandığınız işte Firefox, yok Chrome, yok efendim Safari ya da Edge gibi, onların kodları çok büyüktür biliyorsunuz. Böyle bir download ederseniz 500 megabayt yer istiyor. Bu kadar yere ne ihtiyaç var? Bunun bir kısmı, en aşağı bir 50 megabaytı hep anahtarlarla doludur. Bütün elektronik ticaret, bankacılık, sizin gitme ihtimaliniz olan her yer. Eğer bir yere gittiyseniz o anahtar yoksa, o anahtar o anda alınır, teyit edilir, o anahtar da konur içerisine. Bir secret key kriptografi var, A ile B konuşuyor. Bir public key kriptografi var, birçok kişi A ile konuşuyor. Secret key kriptografide bir güvenli kanala ihtiyacımız vardı. Çünkü anahtarı göndermemiz gerekiyordu. Public key kriptografide buna gerek yok. Şifreleme anahtarı browser'ın içinde. Deşifre anahtarı hiçbir yerde değil. Sadece kullanıcıda, o anahtarın sahibi olan kişinin donanımı içerisinde. Dolayısıyla siz istediğiniz web sitesine gidebiliyorsunuz. Daha önceden kendinizi tanıtmanıza gerek yok. Yeni bir web sitesi ortaya çıkıyor. Siz pat diye gidip bağlanıp ondan bir şey satın alabiliyorsunuz. Hesap yaratıyorsunuz mesela. Secret key kriptografi bu internet problemlerini çözemezdi. Çünkü hep ikili konuşma istiyor. İki kişi güvenli bir anahtar. Bu iki kişi, başka iki kişi başka bir güvenli anahtar. Bir tür güvenli anahtar getiriyor, istiyor. Dolayısıyla böyle bir metodoloji kullanmak mümkün değildi. Dolayısıyla ben size şunu söyleyebilirim. Şu, buna bakıyorum. 1975 yılında eğer public key kriptografi olmasaydı, bulunmamış olsaydı, eninde sonunda bulunacaktı. İnsanlık tarihinde bilimin gelişmesinde öyle bir takım enteresan çelişkileri var. Aşağı yukarı insanlar aynı şeyleri aynı zamanlarda düşünüyorlar. Eğer bu Stanford MIT grubu yapmasaydı, başka bir iki üniversitede veya başka bir iki firmada başkaları bunu düşünecekti. En fazla 3-5 yıl sonra. Ama o olmasaydı, internet komünikasyonu, internet üzerinden alışveriş, internet güvenliği olmazdı. Nokta. Çünkü gerçekten public key kriptografisiz olmuyor bu işler. Bu enteresan bir şey. Şimdi kuantum kompütere geri döneyim. Çünkü kuantum kompütür birdenbire başımızı ağrıtacak. Niye? Klasik şifreleme algoritmalarını kullanmıyor. Public key kriptografik şifreleme algoritmalarını kullanıyoruz. RSA gibi, Diffie-Hellman gibi. Orada da anahtarları çok büyük seçiyoruz. Mesela bakın, anahtarların RSA anahtarı ben ilk başladığımda 512 bitti. 512 bitlik anahtarlar vardı. Ardından çok kısa bir zamanda anahtarları 1024 bite çıkardık. Onun da 2000'in başında anahtarlar 2048 bit oldu. Birçok işin anahtarları 2048 bit ama birçok sitelerin anahtarları 4096 bit. 4096 bitlik bir anahtar ne demek? Değil mi? 250 4096 tane farklı key var demek. Bu sayıyı hayal bile edemiyoruz. Çünkü bu sayı onun kuvveti olarak 10 üzeri 1400 gibi 1300 gibi bir sayı. Onun 1300. kuvveti. Bildiğimiz kainattaki parçacık sayısı 10 üzeri 80. Yani bu sayı hayal bile edemiyoruz. Bunları herhangi bir data center kullanıp 10 milyon tane bilgisayar almakla, 100 milyon tane bilgisayar almakla kırmamız mümkün değil.
Bunları neyle kırabiliriz biliyor musun bir tek? Kuantum bilgisayarla. Nokta. Bu algoritmaların hepsi kuantum kompütür tarafından kırılabilir. Çünkü kuantum kompütür 254.096 bitlik uzaya bakmıyor. 4096 bit olmasa bile 12.000 bitlik bir kuantum bilgisayar yapılırsa bu kuantum bilgisayar bütün baraklara bir kere de bakıyor ve çok kısa bir sürede birkaç saniye içerisinde buluyor. Bu kadar basit değil işler. Kuantum bilgisayar biraz probabilistik bir makina. Sürekli hatalar yapıyor. Hataların elimine edilecek bir takım donanımlar gerekiyor. Ama sonuçta eninde sonunda bunları başaracağız arkadaşlar. Başaracağız diyorum çünkü ben de bir tarafından bakıyorum bu probleme. Ben donanıma bakmıyorum, yazılım ve algoritma kısmına bakıyorum genellikle. Sonuç olarak kuantum bilgisayar çok büyük bir başarısı olacak kriptografi için. Dolayısıyla yeni bir kripto bulmak gerekiyor. Şu ana kadar bilinen bütün public key kriptografi algoritmaları kuantum bilgisayar tarafından kırılabilir. Nokta. Şu ana kadar elimizde öyle bir kuantum bilgisayar yok. O zaman dert etmeyelim. Edelim. Çünkü 2045 deniyor. Hala bakın. 15 sene önce de hep 2045 deniyordu. Şimdi 2045. Gerçekten 2045 doğru galiba. Bir süre sonra bir kuantum bilgisayar yapılacak. Zaten elimizde 10 bitlik, 20 bitlik, işte 64 bitlik kuantum bilgisayar var. 128 bit henüz yok. 64 bitlik experimental bir kuantum bilgisayar var. Bu böyle olunca kendimizi yavaş yavaş hazırlamamız lazım. Öyle algoritmalar bulmalıyız ki arkadaşlar, post kuantum kripto olmalı. Yani kuantum bilgisayar çıktıktan sonra bile güvenli kalması gereken algoritmalar bulmamız gerekiyor. Post kuantum kriptografi o demek. Öyle kriptografik algoritmalar bulun ki bunları kuantum bilgisayar bile kıramasın. Mümkün mü bu? Evet mümkün. Ve üzerinde bayağı çalışıyor ki ilk konferans 2008'de olmuştu. Bakın bu zamanlama tablosu buydu zaten. Şuradaki 2008 ona refer ediyor. İlk konferans 2008'de oldu. O günden beri 6-7 tane konferans var ve gittikçe yeni yeni algoritmalar ortaya çıkıyor. Uluslararası standartlar ortaya çıkıyor. İnsanlar bu konuda çalışıyor. Türkiye'de bile çalışanlar var. Dolayısıyla bir post kuantum kripto bulacağız. Post kuantum kripto algoritmalarımız olacak. Bazı algoritmalarımızı emekli edeceğiz. RSA'ydı falan artık duymayacağız ama yeni algoritmalar söz konusu olacak. Mesela Super Singular Isogeny Elliptic Curve. Böyle bir takım algoritmalar olacak. Bu algoritmaları kullanacağız. Bu da bir yeni kriptografi. Yani biz 2008'de itibaren bu noktaya geldik ve bugün post kuantum kriptografi konusunda geleceğe doğru ilerliyoruz. Yani artık bizim için aslında public key kriptografi o kadar büyük bir research açısından, araştırma açısından bir önem arz etmiyor. Çünkü o problemleri zaten çözmüşüz. Kavramsal olarak, algoritmik olarak, donanım ve yazılım da üretmişiz. Mühendislik firmaları donanım yazılım üretmeye devam edecekler. Daha küçüğünü, daha hızlığını telefona sığan, smart kartın içine sığan şeyler yapıyorlar, yapacaklar, yapmaya devam edecekler. Ama bu problem artık bir kavramsal bir problem olarak zor değil. Bilimsel olarak çok fazla önemi kalmadı. Post kuantum kriptografi üzerinde çalıştığımız noktalardan birisi. Yani bizim aranızdan bir tanesi ben kripto çalışmak istiyorum diyorsa çalışacağı konulardan bir tanesi post kuantum kriptodur. Devam edelim. Yeni bir kriptografi daha var. Bu bence en enteresan kriptografi. Hatta bunu ben kesinlikle bunu post kuantumdan daha önemli buluyorum. Post kuantum önemsiz değil. Var olmak zorunda. Kuantum bilgisayar geldiğinde hazır olmalıyız. Ancak homomorfik kriptografi başka bir dünya. O da şu. Homomorfik encryption diye bir kavram oluştu. Bu öyle bir algoritma ki bu şifreli mesajlarla fonksiyonlar hesaplayabiliyorsunuz. Yani mesela elimde benim bir şifresiz bir mesaj olsa M1 ve şifresiz başka bir mesaj M2.
bunları toplamak istesem. Ama aslında elimde M1 ve M2 yok. Onların şifreli halleri var. EM1 ve EM2. Ben EM1 ve EM2'ye böyle bir enteresan magic bir operasyon uygulayarak M1 ile M2'nin şifreli halini, toplanmış şifreli halini bulabilir miyim? Homomorfizm bu demek. Homomorfi kriptografi bu demek. Bu problem size şunu sağlıyor. O zaman siz şifreli mesajlarla istediğiniz fonksiyonu hesaplayabilirsiniz. Ve birçok algoritma bulundu. Bu çalışmaları başlatan ilk çalışmalar RSS algoritmasının böyle bir özelliği keşfedildi. RSS algoritmasının bir homomorfizmi var. Bizim istediğimiz toplama homomorfizmi ve çarpma homomorfizmi olması, mümkünse bir de sabitle çarpma homomorfizmi olması. Yani ben C1 M1'in şifreli hali, C2 de M2'nin şifreli hali. Ben C1 ile C2'de operate ettiğimde bulduğum yeni ciphertext M1 ile M2'nin şifreli, toplanmış şifreli hali olmalı veya çarpılmış şifreli hali olmalı. Veya alfa ile çarpılmış şifreli hali olmalı. Bunu yapabilmeliyim. Bu RSS de gerçekten var. Gerçekten çok ilginç var. Çünkü RSS'yi de M'nin şifreli hali M'nin eğinci kuvvetidir. Şimdi diyelim ki benim M'de M1'in şifreli hali ve M2'nin şifreli hali var. Ben M1'in ve M2'nin şifreli hallerini çarptığımda M1'in eğinci kuvvetiyle M2'nin eğinci kuvvetini çarpıyorum. Dolayısıyla M1 ile M1'in M2'nin çarpımının eğinci kuvvetini elde ediyorum. Dolayısıyla elde ettiğim şey M1 ile M2'nin çarpılmış halinin şifreli hali. Yani RSS algoritması zaten homomorfik ama sadece çarpımsal. Toplamsal homomorfik değil. Dolayısıyla bizim hem çarpımsal hem de toplamsal olabilen homomorfizmler bulmamız gerekiyor. Bu konunun devrimcisi Craig Gentry denilen bir arkadaş. O da bir Stanford öğrencisiydi. 2008'de bir tez yazdı. Dedi ki bakın arkadaşlar tamamıyla homomorfizm yapabiliyorum. Fakat bulduğu algoritma olağanüstü yavaş bir algoritmaydı. Fakat daha iyisini daha ileri ortaya çıktı ama olağanüstü yavaşlık devam ediyor. Bunların bütün, o dahil bütün yeni çıkan algoritmaların özellikleri ciphertext'ler, şifreli mesajlar çok büyük. Ne kadar büyük? Gigabit büyüklüğünde. Yani bu RSS'de 4096 bin bit iken, 4000 bit iken şimdi 64 milyar bit bir tek şifreli mesaj. Tahmin ederseniz 64 milyar biti bir seferde okuyup yazmanın zorluğunu, ne kadar çok zaman alacağını, enteresan problemlere o yüzden bakabiliyoruz. Şimdi mesela aklıma şu geliyor benim. Mesela öyle bir dünya düşünelim ki her şey şifreli, bütün mesajlar şifreli. Mesela vatandaşların bir takım medikal kayıtları, maaşları, işte efendim banka hesapları, işte işle ilgili bir takım bilgilerin hepsi şirketler, organizasyonlar tarafından şifreli tutuluyor. Ne kadar güvenli bir dünya olur bilir misiniz? Bir şeyin çalınmasının hiçbir anlamı yok. Zaten şifreli mesaj. Şimdi iyi de ben onunla bir işlem yapmak istiyorsam ne yapacağım? Deşifre edip mi yapacağım? Hayır. FHE kullanacaksın. Fully Homomorphic Encryption kullanacaksın. İstediğin şeyi hesaplayabilirsin. Örnek, diyelim ki benim çalıştığım kurum benim maaşıma %20 artış yapmaya karar verdi. Böyle bir şey yapmaları imkan yok. Yapmazlar kesinlikle. Azaltmasınlar, o sene mutlu olurum ben. Maaşım M TL olsun. M'yi hiç kimse bilmiyor. Ben biliyorum. M'nin şifreli hali C. Okuldaki insan kaynakları dahil, kurumdaki insan kaynakları dahil, herkes sadece C'yi görüyor. Şifreli mesajı görüyor. Ondan benim maaşımın ne olduğu bilinemez. Server'da C var. Hatta benim adım da şifreli. Dolayısıyla kimin maaşı, ne kadar bilgisi hiç kimsede yok.
Fakat maaşlara zam yapmaya karar verdiler. O zaman homomorphic multiplication ile C'yi 1.2 ile yani %20 artışla çarpabiliriz. Yeni maaş, yeni şifreli maaş C üssüdür. Artık serverde C üssü vardır. Bu C üssü eski M'nin %20 fazlası olan sayıdır. Eskiden maaş 1000 lira ise yeni maaş 1200 lira. Yine hiç kimse bilmiyor. Gerçekten FH'i, homomorfizm bize bunları sağlıyor. Dolayısıyla secure computation yapabiliyoruz. Hiçbir şeyi dekript etmeden işlem yapabiliriz. Gerçekten böyle bir durumda ne bilgisayarlara ne de network'a hiç kimseye güvenmemize gerek kalmaz. Dolayısıyla şimdi benim konuşmam burada bitti ve bu kriptografik timeline'da duracağım. Yalnız ben kaydı da durduracağım arkadaşlar. Ben kaydediyordum hepinizi. Kusura bakmayın, söylemedim baştan. Şimdi bilemiyorum.